Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın nuru bütün gönüllerimizi aydınlatsın. O gönül diyarından cümle alemleri görmeyi nasip eylesin. Haksal, irşatta, irade. Öncelikle etimolojik anlamda bir anlamını açıklayacağız. Sonra geniş bir şekilde detaylandıracağız. İrade kelimesi güzel canlar, isteme, İstenç kökünden geliyor. Bakın istiyorum. İstemek noktasında. Fakat dikkat edin irade aynı zaman düşünce noktada istediğinizi eylem noktasına da çevirmeniz lazım. Örneğin nefsim diyor ki bunu yap. Ben de istemiyorum ve irademle ona karşı çıkıyorum. Diyorum ki seni kullanmayacağım. Aynı zamanda raft av peşinde dolaşma Arama anlamlarına da geliyor. Şöyle ki buradaki gerçek anlam şu. Dolaşma, arama. Ben aslımın peşinde dolaşıyorum. Hakikatimin peşinde dolaşıyorum. Bu nokta itibariyle beni hakikatimden mağrum eden her şeye irademle karşı duruyorum. Yani nefsem marenin... Kötü alma arzusunu irademle içiyorum. Diyorum ki seni kullanmayacağım. Çünkü seni kullanırsam amacıma ulaşma noktasında sen benim engelimsin. İrade düşüncedeki eylemi tercih edip o düşünce ve duyguyu gerçekleştirme gücüne deniyor. Dikkat edin bir şeyin eleme geçebilmesi için önce düşüncede oluşması lazım duygularım, düşüncelerim beni eyleme sevk ediyor. Peki eyleme sevk etme noktasını benim çok iyi bir şekilde kafama oturtmam lazım. Duygu düşüncelerim aklı cüz, aklı maaş noktasındaysa eylemim de nefs emmarenin hükmünde olacak. Dikkat ederseniz güzel canlar burada irade arzularımı elde etme noktasında kullandığım bir şey oluyor. Kalp noktam uyandı. Ben artık irademi nefsi emmaremin alma arzusu yönünde kullanmayacağım. Nerede kullanacağım? Nefsi mutmaineye ulaşmak için önce levvameyle kınayacağım. mühimeyle ilham noktasına getireceğim. Mutmaineyle tatmin edip Cenab-ı Hakk'ın rıza noktasına getireceğim. Onun için düşünce ve duygularımız bizim nasıl eylemde bulunacağımızı gösterir. Aklı külde olanın iradesiyle aklı cüzde olanın iradesinin aynı olmasının mümkünatı yok güzel canlar. Eğer ki duygularım, düşüncelerim nefse emmarenin etkisinde ise istenilen davranışlar nefse emmarenin Arzu ve istekleri olacak. Bu nokta itibariyle nefs emmarenin etkisiyle istenip davranışa, eyleme geçiriyorsam ben bu sol eğilim denilen koşul. Sol eğilim ne? nefs emmaremin alma arzusunun işlediği yer. Eğer duygu düşüncelerim nefs-i etkisiyle istenip hakkın istediği eylemi, Yaratıyorsa, sağlıyorsa, sağlamlaştırıyorsa, bu sağ eğrimdeki koşulun oluşması, iradenin buna göre hareket etmesi. Bakın, demek ki irade iki koşul arasında olmakla oluyor. Birinci koşul sol, nefsimaremin isteklerini yerine getirme noktasında yaptığım eylemlerle gerçekleşen irade. İkincisi sağ. Peki bizimki biz sağ eğilimde de kalmak istemiyoruz. Eğer edinimler kemal noktasında nefsi safiyenin etkisiyle aşk ile ihsan etme koşuluna gelmiş ise güzel canlar burası külli irade. Farkında mısınız? Bir cüzü irade iş dedik. Şimdi de külli irade. Ama dikkat edin iki koşul arasında özgür seçimlerimizi belirleme noktasındaki düşünüş ve eylemlerimiz bizim irademiz oluyor. Örneğin zorluklara karşı iradeliyim. En büyük zorluğum ne? Nefse emmarenin arzusu. Nefse emmarenin isteği. Şimdi nefse emmarenin isteğiyle bir irade mi? Yoksa kendini bilen tanıyan Cenab-ı Hakk'a ulaşma noktasında nefsi emmarenin bütün iradelerine karşı koyup hakkın iradesine doğru yol almak mı? Bizim kuşulumuz bu güzel canlar. Talibin ikrar vermeden önceki iradesi tamamen nefsi emareye bağlı, onun kölesi, onun istekleriyle sergilediği irade. İşte burası cüz irade denilen yer güzel canlar. Aklı maaşla çalışıyor. Haksal irşada giren için de irade önemli mi? Önemli. Güzel canlar. Cüz irade ola, iradede olan adamın iradesi yok aslında. Neden? E, etkisinde olan adamın nasıl bir iradesi olabilir ki? Ancak haksal irşada giren kişinin iradesi var. Ama biz iradeyi farklı şekillerde görüp öğrendiğimiz için bu noktada hep orada takılı kalıyoruz. Haksal irşat dışında olanlar için irade, nefs emmarenin köleliğine, bu kölelik içerisinde ona hizmet etmenin dışında hiçbir şeyi yok. Bir efendi var. Efendinin köleleri var. Efendi ne diyorsa köleleri de onu yapıyor. Bana kölelerin iradesini gösterebilir misiniz canlar? Köle ne yapması lazım? Efendinin arzu ve isteklerini, düşüncelerini yerine getirmesi lazım. Enevse, emareye köle olanlar hangi iradeye sahip olabilirler ki? Bunlar iradesiz insanlar. Neden? Çünkü kendileri kullanmıyor ki. İçeride efendilerin emrinde istekleri yerine getiriyorlar. İrade insanın seçimi ise o zaman özgür koşulda olanlar ancak irade sahibi olurlar. Tek özgür var. Allah'tan başka özgür olan yüce bir nokta mertebe var mı güzel canlar? Bakın hak koşuluna gelen adam özgür ve irade sahibidir. Cenab-ı Hakk'ın özgürlüğüyle özgürleşmeyenin ben özgürüm demesinin mümkünatı yok. Bir yönde dünyasal olan nefs emmarenin arzusu, diğer tarafta da manevi edinimler söz konusu. Şimdi biz irademizi hangisi için kullanacağız? İkisinin arasında insan seçme noktasında olursa ve seçim yaparsa iradesi var demek. Şimdi haksal irşada gelen adam şunu düşünecek. Bir, sol eğilimi. iki sağ eğilimi. Çünkü orta eğilime gelebilmesi için daha biraz zamanı var. O zaman ben neye göre hareket etmeliyim? İrademi neye göre koy, koymalıyım? Sol eğilimdeysen iraden yok. Sağ eğilime kalp noktam uyandı demek sol nefse emmarenin eğiliminden çıkıyorum. Sağ inancı edinme eylemine giriyorum. Yani görme noktasını istiyorum, bilme noktasını istiyorum, eminlik noktasına gelmek istiyorum. İşte irade burada başlıyor güzel canlar. Cüz iradeye küçük irade derler. İnsan bu yaşamda seçim hakkına sahip olduğundan dolayı cüz akıl ile cüz iradesini kullanabilir mi? Kullanabilir. Bazen şöyle bir tanıma da gelebilirsiniz. Kaza ve kaderin koşulları içerisinde insanın seçim hakkına özgür irade denir. Şimdi buradaki kader noktası güzel canlar Cenab-ı Hakk'ın alnımıza yazdığı bir şey değil. Kader demek yaratılış demek. Yani kün fe yekün ile yaratılan geçmişte, şu anda ve gelecekte var olan her şeyin bir ölçü içerisinde olduğunu ben de var olan bu yaratılışın içerisinde bir yerdeyim. Bu yaratılışın içerisinde benim seçimlerim benim iradem olacak. Ama eğer ki ben küçü irademi kullanıyorsam hiç mareden çıkamıyorum. Ama ikrar verdim. Kalp noktam uyandı. Değişmek istiyorum ve Diyorum ki ben hakka doğru yolculuk edeceğim. Özgür koşula gelmek istiyorum. İşte irade o zaman başlayacak. Allah'ın iradesi kül irade olup amaç bu koşula gelebilmek. Yani Allah'ın koşulunda onun iradesi noktasına gelebilmek. Cüz irade insana seçim hakkı tanıyan bir irade mi? Evet öyle. İrade kişinin kendi ve çevresiyle ilgili her konuda düşündüklerini eyleme geçirip seçimini yapmasıdır. Kendim için, çevrem için düşüncelerimle eyleme geçirmek. Ama burada seçim şu. Bir, iyi olanın iyi seçimlerimi, kötü olanın kötü seçimlerimi. Biz iyi olanla Birlikte olmak istiyoruz. İyi olanın iyiliğiyle olmak istiyoruz. Onun için dikkat edin sormuşlar. Aleviler mi, Sünniler mi? Ne demiş Erenler? Oğul ne Aleviler iyi ne de Sünniler iyi. Kim iyi? İyiler iyi. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? İyiler iyi demek. Yani iyi olanın koşuluna gelen iyi. Merhamete gelen, şefkate gelen, haksal niteliklere gelen adam iyi. Onun için hangi toplumda bu güzelliklerle insan çıkacağını bilemediğimizden dolayı asla ön yargılı olmayacağız güzel canlı. İrade talibin haksal koşula gelmesi için amaca ulaşabilmesi için iyi ve kötü arasındaki özgür seçimidir. İyi olanın iyiliğine ulaşmak için kullanılan irade bizi hakka götürecektir. İrade sağlamsa kişi aksal gerçekliğe ulaşabilir. Ama irade çürükse nefsi emmarenin köleliğinden asla çıkamayacaktır. İrademiz bizi iyiliğe götürsün güzel canlar.